Peygamber Hazretlerinin makamındayız. İsmail hocamla beraberiz. Burası Anadolu'muzu mayalayan, Hatay'ımızı mayalayan alperenlerden, öncülerden bir tanesi. Hazreti Mevlana'nın öncülü ve Ahmet Yesevi dergahının en önemli şakirtlerinden bir tanesi. Bugün buradayız çünkü gördüğünüz gibi burası tamamen yıkılmış durumda, harap olmuş durumda. Burayı İçişleri Bakanlığımız eliyle yeniden inşa edeceğiz. Yarın burada çok önemli bir ihale yapılacak ve inşallah bu ihaleyle Beyazıt Bestami Hazretlerini yeniden ayağa kaldıracağız. Ben de bu şehrin bir çocuğu, evladı olarak Beyazıt Bestami Hazretlerinin dergahının yeniden ayağa kaldırılmasında eğer Hazreti İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca gibi bir desteğim, bir katkım olursa kendimi çok bahtiyar ve çok mutlu hissedeceğim. Hayatımdaki en anlamlı işlerden birini yapmış olacağım inşallah. Yarın buranın ihalesi yapılacak ve 5 ay gibi kısa bir sürede inşallah Beyazıt Bestami Hazretlerini yeniden eskisine uygun bir biçimde biz ayağa kaldıracağız ve inşallah buradaki manevi karakol olma özelliğini yeniden devam ettireceğiz. Beyazıt Bestami Hazretlerinin dergahında bulunmak dahi en büyük şereflerden bir tanesidir. Şimdi sözü İsmail abiye veriyorum. Benim adım İsmail Bağ. Beyazıt Bestami Türbesi'nin imamıyım. Burası Habib-i Neccar'ın mekanı, Beyazıt Bestami Hazretleri'nin makamı. Sayın Hüseyin Bey buraya Ayhan Yavuz Bey ile beraber Sayın İçişleri Bakanımızı getirdiler. Gözleriyle gördü. O gün bütün ehli imanın, Müslümanların, Kırıkhan halkının memnun olacağı bir şekilde İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Bey buramın yapımını İçişleri Bakanı olarak üstlendiler. Kendilerinden Allah razı olsun. Allah makamlarını âli eylesin. İnşallah en yakın bir zamanda bu işler tamamlanır. Rabbim ve bütün Müslümanlar sizlere dua ediyor. Allah yardımcınız olsun.